Merhaba arkadaşlar, merhaba. Yarbay, Yarbay nerede demişler kanka, seni Yarbay gösterdi. Yarbay burada. Uyandık, sürme gel. Çok yüksek modlu bir peak antrenmanındayız. Şimdi geçenlerde ilk seride gördüğümüz antrenmanın biraz daha ileri şeyi, ağırlıklarının artmış halini yapacağız. Hasan ben. Diğer arkadaşlar da kendi antrenmanlarını yapıyor. Kimler var burada? İyi alırsın. Bas! Sakin ol. Gerginlik yaratma. Gora şey. Dikkat çekiyorsun. Yapma. Bunu sonra kemeri kullansam mı? Ne? Patlatırsın ya. Zaten... Sen daha var, hadi hadi. Kanka kemer 10 güne geldim. Bahşiş ettin mi? Gidiyorum bugün. Gelir de. Kaç tekrar yapıyor ya? Kafasına göre. RPG'sine göre. Haa diyorsun biz de. Bilmiyorum işler. İşte işler böyle. Kafa yapıtı regülasyon var ha. Anlatabiliyor muyum? Hadi. Kanka öyle de hissiyatına göre ya. O an karar veriyorsun. Sen değil mi şu an yani? Belli etmiş. Tam benim ben şeker abi. Tabii ben sana tekrar olmasaydım. Evet ya, olmasaydım. 7. İyi, geçen haftaya göre iyi ama. Çok yoruldum. Hasan Cengiz warming up. Ya şuraya 4 tane plaka koysaydınız daha düzgün görünürdü. Roket. Yani ağır hissettirdi ya. Harbi mi? Ha. Ona göre yaparsın da çok hızlı gözüküyor. Hayır şey, zıp, güzeldi. Zıp yani. Hızı güzeldi de ağırdı yani, bilmiyorum. Yay bile ya. Yılan. Roket Hasan. Dünya daha kısa biteli işte. Bir derilenebiliyor musun? Hem ince hem büyük bir hayvan gibi çıkıyor. Bildiğin... Ne o? Deri ve 100 lira falan ya şey, strap. Kanka en iyi strap bu işte bak. Elastik büyüyor. Benimki çalınmıştı. Güzel bence de. Tutsun aynı yeter abi. Abi. Aynen. Yani ne kadar fark edebilir ki yani. Aynen. Bara sardığın yerin küçük olması lazım. Elinden bırakacak halin yok ya. Hasan, kaldırışa hazırlan. Çok sinirli ya. Hasan Bolon. Ne sinirli ya? Öfke. Öfke, güç, hırs. Azim, çeviklik, güç ve fitness. Oha çok hızlı lan. Hadi. Hadi. 5. Bizi duymuyordur ama. Hadi Hasan. 6. RP kaçtı ki? Hadi. Yapardın lan. He? Yapardın salayım bayağı. Aşırı hızlı lan. Salayım mı? Sen ne yapacaksın kanka bugün? Benim ne var lan bugün? Power squat var. Bench var bir de. Gerisi aksesuar. Aksesuarlarını paylaşmıyor musun? Meslek sırrım. Meslek sırrım. Kaçta uyandığını da söyle. Kaçta uyandığını da söyle. Günde 20 saat uyku. 4 saatte antrenman. Ben de 4 saat uyudum. Uyku antrenmanda çok etkili mi Barış? Şey abi, mi? GH gidiyor mu? Gainler gidiyor mu? GH kaçabiliyor. Küsüyor yani. Bana hiç olmadı ya. O yüzden mi böyle geliştin Fırat? O yüzden işte geçelim sonra. Aynen doğru. Çok deli be. Ooo. Deli. Nice. İndir kaldı. Harika. 6'yı geçerdi. 8'i vardı. Kaçta var şu an ya? 6, 8 hadi. Kaçta şu an? 7 oldu. 7. 8. Hadi. 8. Lan çok beklettim ya. Niye bu biliyor musun? Değmedi onunla koyayım değsin diye biraz daha indirdim. Aynen bir kararsız kaldım. Yani.
Benden daha iyi yapıyor bence. Dedim yapar. 5 Benden daha iyi. He? Benden daha iyi çıktı bence. Hadi hadi hadi! Hadi! Oley be! Hadi hadi! Yüzüne tükürdüm ya. Hangi var? Bro. Biraz paus oldun mu ya? Oğlum oldu tabi lan. Lan oldu. Yüzüne tükürdüm bak sana. Ben de o yüzden vurdum zaten oraya böyle oldu. Sana şey gelir arkadaki eleman ne yapıyor diye. Maymun. Overhead press ne ya peak'ti. Evet, bu arkadaşla powerlifting yarışmasını hazırlıyoruz. Şimdi merkez bölgesini çalışıyoruz. Hasan da. Biz abi ben bunu atma. Oha 30 kilo mu? Kardeşim ben çizgi gördünüz yani ne yapalım olduğunu sakın. Oha 30 kilo mu? Oha. Nasıl bu kadar hafif kaldırıp bu kadar güçlü olabiliyorsunuz? Bunu neye borçlusunuz? Tabii ki power belly'ye. Nasıl gidiyor kanka? Kanka bugün biraz yorgun gibiyim ya benim de ağrıyor. O yüzden öyle. Senin millet bench squat deadlift'e göre niye bu kadar düşük onu merak ediyorum. Ya benim omzum çıkmıştı ya bu kaç ay oldu 6 ay önce falan oldu ya işte. Omuz korkusu mu genelde? Yani, yani daha artmıyor da ameliyat falan olacağım o zamana kadar zaten doğru düz bench yapmıyorum hiç. Yarışmada yapacağım mı? Şimdi yarışmada zorunlu mu yapmak? Değil. O zaman yapmam abi squat deadlift yaparım. İşte günün değişir bizle farklı gün yarışırız. Öyle mi olacak? Ya gir en kötü 60 kilo bench yap geç. Hayır oğlum bize dizi falan gidirsin o. Ama o zaman derece de alamayabilir ya. Çünkü lift ayrı ayrı yapanlarla totali olmayacak. Aynen totalin olmayacak. Zaten senin skeletin de senin gibi adam yok. Ya totalin olmayacak dediğim olacak da işte. Zaten senin düşük olacak bench. Senin skeletinde kimse yok var mı? Gerçi bu bench hani az uyduruk kıydırık bir şey de yapsa totalde belki olur yani. Aynen yapamıyorum dediği de 140 falan biraz. Kaç yaşında yaparım? Yarışmada 160'dan aşağı yapmaz yani. Bence de yapmazsın ya. Son haftalarda biraz limitleri zorlayıp şeyleri yüklerse. Ya korkuyorum ben yapmaktan ziyade hani bir şey. Kardeşim biz gerçek spor yaptığımız için omuzlarımız sakat yani. He. Daha gibi Amerikan. He o muhabbetten. Tekniği sıfır. Ya bak motosiklet klası yaptım işte çıktı. Sonra bir ay sonra bir de Amerikan futbolda çıktı. Öf be. Omuz şey olmuş, yalama olmuş. Arkadaşlar yine bir soru var güzel. O soruyu cevaplamak istiyorum gerçekten. Hani bir katkım olsun istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili video da yapacaktım ben. Hazır sorulmuşken cevaplayayım. Soru şuydu. Haftada 2 gün çalışabiliyorum. Nasıl çalışabilirim ve gelişebilir miyim? Öncelikle kesinlikle gelişebilirsin. Yani gelişim birazcık volüm işi, hacim işi. Hacmini, yani nasıl diyeyim 3 günlük bir hacmi 2 güne toplayabiliyorsan o şekilde de gelişirsin gibi geliyor bana. Ama şunu vurgulayayım. Genelde hani 3 günlük strength odaklı işte güç odaklı basit programlar var ya işte starting strength ne bileyim 5x5'ler işte Texas method belki hani birazcık dahil olur orta seviyede. Bu programları açıkçası toplamda 2 günde bitirmeye çalışmayın. Çok fazla gelir ve şey hani o programlar 3 gün için programlanmış. Programlar hani nasıl diyeyim 3 gün için hazırlanmış yani adam bir gün ağır yapıyor araya hafif bir gün koyuyor mesela o hafif günü de mi atıyorum aynı günde volüm olarak yapacaksınız yani bence çok mantıksız onun yerine gerçekten atıyorum 4 günlük işte upper lower gibi programları belki full body'ye çevirip 2 gün halinde yapabilirsiniz onun dışında hani bir programdan esinlenerek 2 günde hani ana hareketlere odaklanarak biraz da aksesuar ekleyerek yapabilirsiniz. Yani bence gelişilebilir. Örnek bir program koyacağım. Ben bunu Rapid Fat Loss kitabında görmüştüm. Bu konuyla ilgili Güray'la da yakında bir yayın veya bir video yapmayı düşünüyoruz. Hızlıca yağ yakmakla ilgili. Ketojenikten de öte çok daha katı bir diyet. Bu programı yaparken ağırlık artıramayacağınızı ve
Hatta kendinizi zorlarsanız diyetin zorlaşacağından bahsediyor ve 2 günlük bir split veriyor. Bence çok güzel. Bu tarz bir programla bence herkes gayet rahat gelişir. Oradaki set sayılarını belki birazcık artırabilirsiniz. Dediğim gibi 2 günde gelişmek kolay. Ama şöyle bir durum var. 2 gün antrenman yaparak bir yarışmacı olabilir misiniz? Yani powerlifting'de gerçekten hani ilk üçe oynayabilir misiniz? Ya da gerçekten çok iyi bir vücut geliştirici olabilir misiniz? Bu sorunun cevabını kesinlikle vermem gerekiyor yani bu programı verirken. Hayır arkadaşlar, yani haftada 7 gün varken bu haftanın sadece 2 gününde antrenman yaparak büyük beklentilere kesinlikle sahip olmamalısınız. Kesinlikle, yani sıfır beklentiniz olmalı. Ama kendinizi fitness anlamında, güç anlamında, kondisyon anlamında, dayanıklılık anlamında kesinlikle ileriye taşırsınız. Yani zaten tipik programlar 3 gün, 4 gün. Bunu 2 günle toplayabiliyorsanız ne ala. Ama dediğim gibi işte bu güç odaklı programları değil de upper lower, push pull gibi programlardan esinlenerek, yani bölge başına haftalık set sayısı belirleyin. Onun dışında squat, bench press, deadlift için haftalık set sayısı ve yoğunluklar belirleyin. Benim tavsiyem birinde hafif, birinde ağır çalışın. Mesela hafif squat, ağır squat yaparken ağır deadlift, hafif deadlift veya işte hafif bench, ağır bench gibi haftada 2 gayet ilerlenebilir. Örnek şemayı koyacağım arkadaşlar. Umarım faydası olur. Ama dediğim gibi altını çiziyorum. 2 günle gelişilir. Ama profesyonel bir düzeyde ya da yarı amatör bir düzeyde imkansız arkadaşlar. Umarım faydası olur. Haklısınız. Ya IQ mesela, şu an ben sana bir şey dedim. Çat. Verdim cevap bence IQ. Biraz. Şimdi kesin konuşmuyorum. Biz işin ustası değiliz de. Tamam, değil yani, o zaman. Veya sana bir bilgi verdim. Sen o bilgiyi kaç saatte öğrendin? Biraz IQ bence. Ya hayır, kaç saatte öğrendin? Çok bilmen değil yani. Ama temel de işin içinde.